TR724 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı İşte Darbenin Fotoğrafı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Size darbenin fotoğrafını göstereyim mi? Hangi darbe demeyin, çok uzağa da gitmeyin. Darbenin fotoğrafı 10 gün kadar önce çekildi. 27 Mayıs 2020'de Yassıada'da. Fotoğrafta soldan sağa Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, İsmail Kahraman, Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Celal Adan ve Fuat Oktay görülüyor. Geçen hafta 3 milletvekilinin vekilliği düşürüldü. Enis Berberoğlu, Musa Farisoğulları ve Leyla Güven derhal tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP meclise darbe dedi ama Berberoğlu ertesi gün korona önlemleri kapsamında tahliye edilince parti hızla normale döndü. Hatta CHP lideri bugünkü koşullarda adalet yürüyüşünü yanlış buluyorum dedi. Kaldı ki tam 3 sene önce bugünlerde yaşanan o yürüyüş geriye doğru CHP'nin hanesindeki tek artıdır. Arkası gelmemiştir. Enis Berberoğlu hakkındaki yargı kararına atıfta bulunarak vekilliğinin düşürülmesini isteyen Cumhurbaşkanlığı yazısını Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay yazdı. 26 Mayıs 2018'de meclise iletti. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dı. Nedense o günlerde işleme koymadı. Belediye seçimleri yaklaşıyordu, konjonktür müsait değildi, saray belki de beklemeyi tercih etti. Bilmiyoruz. Takip eden aylarda Binali Yıldırım İstanbul'dan aday oldu. Mustafa Şentop Meclis Başkanlığı koltuğuna oturdu. 1,5 sene sonra MHP lideri Bahçeli, milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalı dedi. Sonra Cumhurbaşkanlığı yazısı tozlu raflardan indirildi, vakti gelmişti artık ve operasyon için düğmeye basıldı. Muhalefet partileri 3 vekilin üyeliğinin düşürüleceğini Meclis Genel Kurulu toplanmadan 15 dakika önce öğrendi. Oldu ve bitti. Bir gün sonra CHP'li Berberoğlu tahliye edildi. Tahliye gerekçeleri diğer 2 HDP'li için geçerli değilmiş gibi. Olay 3 gün konuşulup unutulacaklar listesine eklendi. Tekrar dönelim darbenin fotoğrafına. 4 sene öncesine gidelim. 15 Temmuz 2016'ya. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dı. Ahmet Davutoğlu başbakanlıktan azledilmiş. Binali Yıldırım 15 Temmuz'dan 2 ay önce onun koltuğuna yerleşmişti. Mustafa Şentop 15 Temmuz sonrası tasfiye edileceklerin listesine çalışıyordu, fişleme ekibinin başı olarak. Bahçeli ve Erdoğan'ı hatırlatmama lüzum var mı? Şunu unutmayın. Kimi tarihi dönemeçleri sıcağı sıcağına analiz etmek çok güçtür. Ancak yıllar sonra olan bitenin farkına varılır. 15 Temmuz'un üzerindeki sır perdesi özellikle kaldırılmıyor. Fakat hemen herkes mevcut rejimin taşlarının döşenmesi için 15 Temmuz'a ihtiyaç duyulduğunu görüyor ve anlıyor. Aktörler pek değişmiyor. Hatta zaman zaman böyle birlikte fotoğraf verip objektife gülümsüyor. Üstelik bir darbenin yıl dönümünde. 27 Mayıs 2020'de Yassıada'da, diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.